Evet arkadaşlar, bir akvaryum kurulumu ile birlikteyiz. Bu akvaryum tuzlu su akvaryumu olacak arkadaşlar. Bir arkadaşımıza kuracağız. Yerini hazırladık. Yerle detaylı bilgi vereceğim şimdi. Aslında şu anda burada bir deniz akvaryumumuz var. Fakat biz bunun daha hacimlisini, daha sistemlisini, biraz daha geliştirilmiş sistemleri yenilemek için buradayız. Evet, akvaryumumuz ebatından bahsediyor. Akvaryum 180 santim genişliğinden, 75 santim derinde ve 60 santim yüksekliğinde bir akvaryum olacak. Akvaryumumuz buraya girecek arkadaşlar. Bu üstte gördüğünüz profil ise benim kendi akvaryumdan esinlenerek böyle bir plan yaptık. Aydınlatmamız falan bu içeride olacak. Bura mobilya kaplama olacak. Akvaryumumuz şu bölümde sadece akvaryum gördük. Bu bölümü kapatıp akvaryumumuz şu arada tablo gibi olacak. Su sistemini de buraya getirdik. Arıtma suyumuz da burada olacak. Arıtma cihazımız, her şey burada olacak. Geniş yaptık. Geniş kapsamlı yaptık. Yani akvaryum 180 fakat biz uzun bir bölüm yaptık. Alt kısmı fazlasıyla kullanalım diye böyle bir şey yaptık. Birazdan akvaryumu getireceğiz arkadaşlar. Tüm kurulum aşamalarını burada paylaşacağım. İnşallah güzel bir akvaryum olacak. Farklı bir deneyim olacak bizim için de. Bakalım nasıl bir şey olacak. Biraz sonra akvaryumumuzu getireceğiz. Kurulum aşamalarını hep birlikte izleyeceğiz. Yapacağımız yere geldik. Akvaryum hazır. Malzememiz hazır. Şimdi birazdan taşıyacağız. Detaylı çekimlerimizi yapacağız. Kurulum aşamalarını aşama aşama göstereceğim. Akvaryum için çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi akvaryum için strafomuzu koyduk. Sampımız için MDF'mizi yerleştirdik. Lamba için de çalışmalarımız devam ediyor. Biraz sonra akvaryumu da yerleştireceğiz. Şimdilik bu şekilde devam ediyoruz. Evet, taşıma işlemi başladı. 4-5 kişi, 6 kişi akvaryumu taşıyacağız şimdi. Yukarıya çıkaracağız. Oldu. Zor kısmı bitti ya. Şimdi koşup duruyor bunun gerçekten.
iyileştirmiş. Tamam abi. Tamam, önemli bir ilaç gibi sıkıntı yok değil mi? Tamam, iyi. Şimdi devam ediyor. Yani kaya dizayn yapacağız. Kumumuz hazır, kayalarımız hazır. Şimdi protez sikemimiz hazır. Tabii bazı ekipmanları kullanamadık. Çünkü diğer şu anda aktif olan akvaryumumuzda olduğu için kafa motoruydu, dalga motoruydu, aydınlatmaydı gibi ekipmanlarımızı şu anda aktif hale getiremedik. Zaten akvaryumumuzda şu anda aktif hale getiremeyeceğiz doğal olarak. Arıtma cihazımız takılacak yarın buraya. Soğutma, soğutucumuz. Yani tüm ekipmanlarımız takılacak zamanla. Ama şu anda bizim yapmamız gereken hemen hemen bitti. Borulamayı yaptık. Kaya dizaynımızı, kumumuzu yapıp daha sonra kaplama olayına geçeceğiz. Komple kapadık. Akvaryum protokolü ortaya çıkacak. Şimdilik bu kadar. Kayalarımız da bunlar. Bu şekilde. Kumlarımız hazır. Şimdi bir dizayn yapmaya çalışacağız bakalım. Thank you.
Eskimo'muz. Big Octopus. Hepsi rap, ben koyayım. Sistem henüz çalışmadığı için. Onu görsel amaçlı buraya koyalım. Ürününüzü bir görelim. Evet, kurumuz bitti arkadaşlar, kaya dizaynımız. Genel olarak akvaryum kurduk. Sadece sistemsel çalıştırma işi kaldı. Fakat tabii biliyorsunuz bu çeşme suyundan basılmadığı için damlaya damlaya dolacak. O yüzden bizim şimdilik su doldurma imkanımız tabii ki yok. Damlalarımız takılmadı çünkü karşıdaki akvaryum aktif olduğu halde demiştim daha önce. Damlalarımızı takamadık. Kafa motorumuz bu akvaryumla çalıştığı için takamadık. Dalga motoru olacak. Tabii ki her şey suya bağlı. Suyumuz dolduğunda artık sistemi çalıştıracağız. Ama bizim ağır olan yükümüz bitti burada arkadaşlar. Saatte bir oldu. Yaklaşık 4 saattir falan. 4-5 saattir uğraşıyoruz. Güzel bir şey oldu. Dizaynımız piletkayalardan farklı bir tasarım yaptık. Gerçekten ben beğendim kendi adıma. Mercanların yerleşimi açısından bir dizayn yaptık. Hani yerleşimi mercanların duruş açısına göre bir dizayn yaptık. Artık ileriki zamanlarda deniz akvaryumu, tuzlu su akvaryumu biraz sabır işi. O yüzden biraz sabır gerekiyor. İleriki zamanlarda yine bunun devamı olacak bu videonun. Bakalım ileride tekrardan çekim yapacağız. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.